iş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla ilaç gibi program. Kariyerini sağlıklı yaşa. Değerli dinleyicilerimiz, kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız Kariyerini Sağlıklı Yaşaya hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sema Aydoğdu. Hocamızla bugün aslında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız ama büyük bir önem arz eden çölyak hastalığı ve bununla beraber glutensiz yaşamla ilgili konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkürler Senem. O kadar enerjiksiniz ki insanın hasta olası ya da hastalığını kabul edesi gelmiyor bir türlü. Siz şu an hocamı göremiyorsunuz ama karşımda rengarenk kişiliğiyle, güler yüzüyle ve az önce yaptığımız sohbetle de öğrenmiş olduğumuz farklı ilgi alanlarıyla aslında çok harika bir insan var. Ancak bu harika insanla bugün biraz keyifsiz bir konuda konuşacağız ama bu hastalığı aslında keyifsiz bile, değil. Bu hastalık sonuçta ve bir yaşam boyu devam eden bir farklı süreç. Bir yaşam biçimiyle ilgili. Ama bunu daha konuşacağız kendi diyelim. Kendi kişiliğiyle birleşerek nasıl keyifli hale getirebiliriz? Evet. Hoca bize anlatacak. Sayın hocam, çölyak hastalığı nedir? Buradan başlayabilir miyiz acaba? Öncelikle ben çölyak hekimler tarafından tanınıncaya kadar hastalıktır. Ama hekimler tanı koyduktan sonra artık bu hastalık olmaktan çıkar. Yeni bir yaşam biçimidir. Ve tamamen artık biz bundan sonra çölyak sorunu diyoruz. Ben bunun altını hep çizmek istiyorum. Yani hekimler tanıyıncaya kadar siz hasta olabilirsiniz. Ama diyetinize başladıktan sonra biraz problemli, zor bir diyet. Ondan sonra artık siz hasta değilsiniz, çölyaklısınız diyorum. Öncelikle evet, bu ayrımı yapmak istiyorum. Evet, çölyak tamamen gıdayla, beslenmeyle ilgili bir sağlık sorunu ve dünyada gıdayla ilgili en sık gözüken bir sorun ve genetik bir sorun. Öyle bir sorun ki tüm dünya insanlarının tükettiği buğdayla ciddi sorun var, problem var diyeyim. Bunun yanı sıra gluten içerdikleri için buğdayın yanı sıra arpa, çavdar ve bir miktarda yulaf diyoruz ama asıl 3 tahıl çok önemli. Bunların kişinin bağırsaklarına zarar vermesiyle ortaya çıkan bir sağlık sorunu diyeyim. Biz bu anlamda şeker hastalığına benzetiyoruz aslında. Evet. Yani gıda ile ilgili insanlardaki en yaygın sorunlardan birisi diye açıklayayım. Çölyak hastalığının belirtileri nedir hocam? Ya, çölyak hastalığı aslında bağırsakla ilgili bir sorun. Evet. Dolayısıyla herkesin aklına öncelikle bağırsakla ilgili ne gelebilir? Sağlıklı değilse bağırsaklar, ishal gelebilir. Ama çölyakta herkeste ishal olacak diyerekten bir sorun yok. Yok. Biz hekimleri uyaracak en önemli sorun işte ishal, karın ağrısı, karın şişliği, giderek devam ederse bununla ilgili kilo kaybı gibi sorunlar var. Ama bu ne yazık ki küçük çocuklarda gözüküyor. Herkeste, her çölyak hastalığı olan da ishal olacak diye bir şart yok. Eğer ishal varsa bizim işimiz kolaylaşıyor aslında. Tanı koymada daha rahat oluyor. Kesinlikle. Değil mi? Dün ben şu anda İzmir'de devam eden 51. Türk Pediatri Kurumu Kongresi'nde de gene çölyağı anlattım. Bana işte bulguları nelerdir onunla ilgili bir konuşma verilmişti. Ve bir slaytta çölyak hastalığının etkilemediği organ ve sistem yoktur. Çok kesin dedim ve net. Kesin. Sonra başkana döndüm, oturum başkanına. Dedim ki valla benim konuşmam burada bitti. Devam etmemi ister misiniz? Yani aklınıza gelen saçın telinin ucundan ayak tırnağına kadar tüm sistemleri etkiliyor. Ha, açarız bunları, ne gibi belirtiler vardır. Ama bir defa tüm sistemleri etkiliyor. Sadece bağırsaklarla ilgili bir sorun değil. Dolayısıyla da tıpla uğraşan gözcü, kulak burun boğazcı, fizik tedavici, her türlü cerrahlar, herkesin bu konuyu bilmesi gerekiyor. Nasıl tanı koyuyorsunuz hocam? Önce bulgularla hekimin aklına gelmesi lazım. Tanı koymak için ya böyle bir sorun olabilir Türkiye'de ve dünyada.
Türkiye çok ayrı değil. Dünyada da hekimlerin önce bir çölyak diye bir hastalığı akıllarında tutmaları lazım ki çok farklı yakınmalarla gelen kişi de tanıya gidebilelim. Tabii bunun için yakınmaları dinledikten sonra genel bir kan testlerimiz var. Orada özellikle vücudun sindirimle ilgili eksiklikleri var mı yok mu ona bakıyoruz. Arkasından şüphelerimiz artarsa çölyakla ilgili çok özel kan testleri var. Onlara bakıyoruz. Onlarda da anlamlı sonuçlar varsa tanıyı kesinleştirmek adına endoskopi yapıyoruz. Yani bağırsakları görüp oradan parça alıyoruz ve parçada bağırsakların hasta olduğunu gösteriyorsak diğer bulgularla beraber sentez yapıyoruz. Yani tek başına bir kan testi, tek başına bağırsak bulgusu çölyak hastalığı demek için yeterli değil. Bütün hepsini birleştirip sentez yapmamız gerekiyor. Çölyak hastalığı olan kişiler günlerini nasıl geçiriyorlar hocam? Aslında anladığım kadarıyla bir yaşam boyu süren ama çok zor bir süreç bu. Bir günü nasıl geçer çölyak hastasının? Şimdi çölyak tanısı aldığınız andan itibaren evden dışarıya çıkın. Sabah erken saatte etrafta gevrek kokuları, boyozlar, değil mi? Bunların hepsinden en olmaması gerekenler. Uzak duruyorsunuz. Veyahut da gittiniz hani böyle bir ekmek falan bir şey alayım, unlu mamuller. Türkiye'de oradan hiçbir şey alamazsınız. Henüz şu anda Türkiye'de fırınların organize olması bile çok zor. Tamamen ayrı glutensiz ürünler olması lazım. Bir restorana, lokantaya gittiniz. Düşünün, ekmek yiyemezsiniz. Yanınızda kendi özel buğday, arpa, çavdar içermeyen glutensiz ekmeğinizi götürmek zorundasınız. Peki lokantada bir şey yerken pilav yiyemezsiniz örneğin. Bizim geleneksel pilavımız nasıldır Senem? Oo. Değil mi? Evet. Şehriyeli yaparız. Şehriyeli pilav yiyemezler. Düz beyaz pilav olması lazım. Pirinç pilavı. Bulgur pilavı yiyemezsiniz. Canım şurada hadi birazcık ben ızgara yiyeyim bari, et yiyeyim falan deseniz, o ızgarada bizim geleneksel biliyorsun ekmek de evet, kızartabiliriz. Oradan bulaşabilir. Peki salata yiyeyim, tamam, salatada bir sorunumuz yok. İçine, salatanın içine küçük ekmek, kurutulmuş ekmek parçaları atılmamak koşuluyla yeşil salatada herhangi bir sorun yok. Ama ben sulu bir yemek yiyeyim derseniz orada sorun başlıyor. Tabii. Örneğin mesela geleneksel değil mi, kuru fasulye pilav. Pilav üstü kuru deriz, onu çok severiz. Pilavda şehriye olabilir. Kuru fasulyede de hem lezzet hem de biraz kıvam açısından meyane diye bir kültürümüz var. Ne yapıyoruz? Un katıyoruz değil mi? Evet. Kavrulmuş un katıyoruz. O zaman kuru fasulye de yiyemediniz, sulu yemek de yiyemediniz. Tamamen bir mutfak alışkanlığının, yeme alışkanlığının baştan aşağı değişmesi lazım. Ya şurada bir yaprak sarması yiyeyim değil mi? Çok geleneksel, en çok tüketmek istediğimiz, hoşlandığımız bir yiyecek. Bazen içine hem lezzet olsun, bazen de ekonomik nedenlerden ne oluyor? Bulgur koyuyoruz. O da gitti elinizde. Yiyecek bir şey kalmıyor. Bu bakımdan hakikaten günlük yaşamları çok zor. Türkiye'de çok turistik yerlerde yabancı turistler dolayısıyla bazı şefler glutensiz ürün yapmayı biliyorlar. Bunun gerekliliğini anlıyorlar. Ama pek çok yerde 5 yıldızlı otel bile olsa, 5 yıldızlı restoran bile olsa glutensiz ürüne ulaşmanız çok zor. Ulaşsanız da hakkı verilmiş mi, kurallara uygun yapılmış mı? Çok emin olamıyorsunuz. Olamazsınız. Az önce bahsetmiştiniz. Çölyak hastalığıyla ortaya çıkan bazı hastalıklar var. Aslında vücudumuzun her yerini etkiliyor çölyak. Bu etkilerden biraz bahsedebilir miyiz? Böbreği nasıl etkiler, karaciğeri, evet, kalp, damar evet, sistemini. Siz bana sistemleri sorun. Daha kolay olur. Ben onunla ilgili söyleyeyim. Estağfurullah hocam. Mesela böbreklerimize nasıl etki eder çölyak? Böbreklerde çok ciddi nefrit dediğimiz hastalıklara yol açabilir. Bir adı konmamış, nedeni bulunmamış nefrit tablosunda bile bunu düşünmemiz lazım. Peki karaciğeri nasıl etkiler? Karaciğerde özel bir hastalık tablosu var. Hepatit dediğimiz tabloyu yapabilir. Hepatit sarılık. Sarılık. Sararmadan da
bu problem geçebilir. Onu yapabilir veya safra kesesinde taş yapabilir. Çok farklı türde karaciğer hastalıklarına, bağışıklık sistemiyle ilgili çok özel otoimmün hepatit dediğimiz tabloya neden olabilir. Ama benim en çok altını çizmek istediğim, bazı insanlarda karaciğerin özel testleri vardır. AST, ALT diye genelde bilinir. Sırf bu testlerde yükseklik var. Karaciğerin başka hiçbir yerinde problem yok. Ultrasonda bakıyorsunuz bir şey yok. Muayenede karaciğer büyük değil ama o iki tanecik test yüksek. Aman diyoruz hekimlere, ne olur bu kadar basit bir sorunda bile çölyak hastalığını hatırlayın diyoruz. Hatırlamazsak bulamayız çünkü nedenini. Kalp damar sistemimize etkileri nelerdir? Kalp damar sisteminde kalp zarında iltihap yapıyor, su toplanmasına neden oluyor. Ve bu ani çok hızlı müdahale edilmesini gerektiren noktalara kadar kalp zarında su toplanması gelebiliyor. Ama esas kalp kasını etkiliyor. Daha dünkü konuşmamda da, kongredeki konuşmamda da kalp kasının nedeni bulunmamış. Kardiyomiyopati dediğimiz süreçlerinde aman diyoruz, çocuk, büyük, küçük, çölyak sorununu hatırlayınız diyoruz. Hamileler açısından bir etkisi var mıdır? Hamile olabiliyorlarsa çok iyi. Öncesine geçelim istersen. Olamıyorlar mı? Tabii, kısırlığın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Hem anne kökenli hem baba kökenli olabilir ve ben genellikle yazılarımda bize şimdi tüp bebek ve farklı uygulamalarla çocuk sahibi olamayanlara yardımcı oluyoruz. Tüm dünyada bunlar yapılıyor ve bunlar çok maliyetli, çok eziyetli süreçler. Aman diyorum, bunlara başlamadan önce kadın doğum hekimleri anne veyahut da baba da bu açıdan bir değerlendirme yapsınlar. Çünkü diyete başlamayacak olursa, böyle bir sorun varsa, o kısırlık devam edecektir. Peki bir şekilde gebe kaldık. Bu sefer de sık düşüklere yol açabiliyor. Prematür doğumlara yol açabiliyor. İşte küçük zamanında ama yaşına göre, ayına göre küçük doğmuş, düşük doğum kilolu bebeklere yol açabiliyor. Erken menopoza sokabiliyor. Çok duyuyoruz değil mi? 35-40 yaşında erkenden menopoza giriyor. Evet. Bunların hepsinde muhakkak çölyak araştırılması gerekiyor. Veya bazen çok ciddi menstrüel kanamaları olabiliyor. Onlar da işte kadın doğumcuların bildiği farklı bir takım hastalıklar var. Onların arasına bu çölyağın da eklenmesi lazım. Ben 2 yıldır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kadın doğumcuların gün lütfen beni çağırın, kadın doğum konusunda çölyağı anlatayım size diyorum. Çünkü onlarla ilgili maliyetli sorunlarımız var. Ayırıcı tanıya muhakkak onun girmesi gerekiyor. O zaman siz her kurulda yer alması gereken bir hocamızsınız benim anladığım kadarıyla. Çünkü farklı bilim dallarında farklı bir hastalık araştırırken mutlaka sizin düşünülmeniz gerekiyor. Burada çölyak var mıdır? Aklınıza ilk bu soru gelmesi lazım. Mesela benim kardeşim ortopedinin ana bilim dalı başkanı. Yani bir ortopedist. Diyorum ki lütfen geleyim sizde ortopedide çölyak sorununu anlatayım. Çünkü bu çok erken eklem yakınmaları, kireçlenmeler, bunların bir türlü çözüme kavuşmaması, arka arkaya gelen ameliyatlar, bu süreçlerde bile ben Ege Üniversitesi'nde kardeşimle konsültan hekim olarak karşı karşıya geldiğimizi anımsıyorum. Aynı hastaya 60 küsur yaşlarında defalarca kalça ameliyatı geçirmiş. Tabii önce fizik tedavide de yatıyor. Semih'ten ortopedist bakış açısı istenmiş. Demiş ki bunun benimle bir alakası yok. Bizimle alakalı değil. Daha önce ben fizik tedavicilerle bu konuda bir konuşmayı paylaşmıştım. Onlar da benden konsültasyon istediler. Bir baktık sonuçta çölyak çıktı. Ve defalarca opere de olabiliyor bu insanlar. Ha, her kalça probleminde, her eklem probleminde muhakkak çölyak olacak demiyoruz. Ama hani böyle uzuyorsa, adı konamıyorsa lütfen aklımıza gelsin diyoruz. İçimizin rahat etmesi için bir bu tabii da olabilir ki, mi diye ki bir soru işareti aklımıza koymalıyız değil mi? Peki mesela akciğerlerle ilgili çok ilginç, izninle bunu ben söylemek istiyorum. KOAH. Şimdi kamu spotlarından dolayı halkımız biliyor. Sigaraya bağımlı, akciğerlerde kronik, geri dönmeyen değişiklikler. Bunu çölyak da yapabiliyor. Oo.
sırf sigara ile ilişkili değil. KOAH deyip tamam canım sen zaten sigara içmişsin ona bağlıdır demeyip aslında göğüs hastalıkları uzmanlarının da çölyak açısından bunu değerlendirmesi gerekiyor. Aslında siz bir çocuk hekimisiniz. Evet. Ve bu hastalığın da mutlaka çok erken tanısını koyması gerekiyor. Çocuklarda bu nasıl oluyor peki? Nasıl anlayabiliyoruz bunu? Mesela doğduktan hemen sonra yapılan bir testle çocuğun doğuştan çölyağı olup olmadığı anlaşılabiliyor mu? Yoksa belli bir yaştan sonra mı belirtileri ortaya çıkıyor? Şimdi ben bu kadar bununla uğraşınca bir de sıklığı söyleyelim bu arada konunun ciddiyeti lütfen açısından. Söyleyeceğim rakamın çok üstünde daha sık gözüken ve daha az gözüken ülkeler, bölgeler olabilir. Ama tüm dünyanın şu anda kabul ettiği dünyada bu hastalık 100 kişide bir gibi sıklıkta gözüküyor. Bu ne demektir? En azından Türkiye'de buna benzer rakamlar var. Hatta bizde birazcık daha sık 110 kişide bir gibi de olabilir. 500, 600, 700 bin kişi çölyaklı bizde. Diyoruz ki tanı alan sayısı 10-15 bin çok az daha %2-3'ünü falan tanıyoruz diyoruz. O zaman insanlar diyorlar ki bu kadar önemliyse yeni doğan tarama testlerimiz var. Bunu da onun arasına koyalım diyorlar. Koyamayız. Çünkü çölyak tek bir genle ilgili problem değil. Doğuşta o kişi çölyak olacak diye bazı özellikler taşısa bile glutenle karşılaşmadan bu problemi tarayamayız. Onun için bebeklik çağında anne sütü alırken bu problem ortaya çıkmaz. Ne zamanki ek gıdalara başlanır, işte bisküviydi, ekmek kırıntısıydı değil mi? Glutenli tahıllı bir şeyler yine girmeye başlarsa en erken ortaya çıkabilir. İlla ki ileride çölyak olacak olan kişi bebeklikte bulgu verecek diye bir şart yok. Bir de özelliği burada. Özelliği burada yani 6 aylıkken de başlayabilir, 80 yaşında da başlayabilir. Genetik bir sorun olduğu için herkes de o genetik problemin ağırlığına, ciddiyetine göre kimi de bebeklikte başlar, kimin de 10 yaşında, kimin de 30 yaşında, kimin de 40 yaşında, hatta 80 yaşına kadar glutenli gıdalar yiyor kişiler hiçbir sorun olmuyor ama 80 yaşında pat diye bu hastalık haline dönebiliyor. Özelliği burada. Bazen insanlar diyorlar ki kardeşim 80 yaşında demek ki doktorlar bunu 80 sene atlamışlar. Hayır, böyle bir şey yok. Herkes de vücudun farklı tepki süresi ortaya farklı. Belki de hiç çıkmaz. Çölyak olma ile ilgili genetik özellikleri taşıyor olabilir kişi. Hiç o hastalığı yaşamadan yaşamı sona erebilir de. Çok farklı yönleri olan bir tıbbi sorun. Şimdi düşünüyorum ben bizde ne tür şeyler olmalı ki acaba bende çölyak var mı diye merak etmeyiz. Yani ishal, bağırsak sistemi rahatsızlıkları dışında farklı belirtileri var mıdır? Bizi alarma geçirecek. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de en önemli iki semptom var. İki belirti var. Birincisi bizde de çok yaygın demir eksikliği ile ilgili kansızlık durumu. Çok yaygın. Yani çünkü çok tahılla besleniyoruz. Yumurtaya ulaşmamız, kırmızı ete ulaşmamız çok zor. Bunlara ulaşamazsak ekonomik nedenlerden baklagil tüketelim. Onlar da önemli bir protein kaynağıdır gibi bilgimiz yok. Dolayısıyla demirden zengin gıdaları az tükettiğimiz zaman ekonomik sorunlarımız varsa, bilgi eksikliğimiz varsa çok rahat demir eksikliği ortaya çıkıyor. En çok gözüken de bu. Anneler çok doğum yaparlarsa, çok şiddetli adet kanamaları varsa o da demir eksikliğine yol açabilir. Bunların hepsi çölyaklı mı? Hayır. Siz bu kişilerin problemlerine demir tedavisi veriyorsunuz, düzelmiyor. Israr ediyorsunuz, düzelmiyor. Orada çölyağı araştırmamız lazım. O zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Demir yaptığımız kan tahlillerinde önemli bir kansızlığınız, bununla ilgili bir sorununuz varsa Türkiye'de en yaygın neden bu. Bir de bazen hekim veriyor demiri. Bakıyor ki düzeldi, aman ne güzel diyor, tamam bir şey yok. Ama ilacı kestiğiniz an kısa süre sonra tekrar kansızlık başlıyor. Gene veriyorsunuz, kansızlık düzeliyor, kesiyorsunuz gene başlıyor. İşte bu durumlarda çölyağı anımsamamız lazım. En önemlisi bu. Nasıl Türkiye'de tedavi ediliyor peki çölyak? Diyet. Sadece diyet. Sadece diyet. İlaç tedavisi yok. Hiç özel bir şeysi yok. Bu bakımdan tıbbın çok önemli bir hastalığı. Yani sırasında bizler hekimler tanımazsak kişi ölebilir bile. Çünkü 20 sene 30 sene tanı alamayan insanlar var aramızda. Bunlar hep böyle hasta, mızmız, huysuz, ikide bir izin alan, kırılgan,
alıngan, psikolojik açıdan böyle dolaşıyorlar. Başka problemleri de bunlara eşlik ediyor. Ve bir şekilde bunlar tanı alamazlarsa organizma giderek yıpranıyor, hırpalanıyor, ölümcül noktaya geliyor. Belki de kaybediyoruz bile. Yani bu kadar ciddi bir sağlık sorunu ama tek tedavi yöntemi var, diyet. Ne pahalı ilaç, yurt dışından iğne, hap, kapsül bir şey gelmesine gerek yok. Sadece glutensiz beslenmek ama ömür boyu beslenmek. Pahalı bir sistem değil, ilaç kullanmıyoruz diyoruz ama şimdi kısa bir müzik arasından sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Aslında glutensiz diyet yapabilmek de çok o kadar kolay sanat, değil. Sanat, yaşam sanatı. Evet, birazdan işte mutfağımızı nasıl glutensiz yaşama adapte edebiliriz diye bakarken Türkiye'de özellikle glutenli diyet yapmak zorunda olan hastaların ne tarz ürünlerle, ne kadar çeşitlilikte ya da ne kadar az ürünle karşılaşabildiği konusunda da konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde değineceğiz buna. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz efendim. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümümüzde Sema hocamıza çölyak hastalığından bahsetmiştik. Şimdi çölyaklıların uyması gereken, hatta bir yaşam boyu yapması gereken ilaçsız en güzel tedavi yöntemi olan glutensiz diyetle başlayacağız. Hocam, bu glutensiz diyet ne demektir? Glutensiz diyet yediği içtiği hiçbir gıdada buğday, arpa ve çavdarın bulunmaması, bunlardan yapılmaması ve hatta bir şekilde bulaşmaması. Bu çölyaklar için çok önemli çünkü çok düzgün, kuralına uygun glutensiz beslenirlerse yaşam süreleri uzayacaktır. Çünkü aksi takdirde demin saydık bir önceki bölümde bütün organlarda farklı farklı düzeyde etkilenme oluyor ve onların hasarlanması kişinin sağlıklı, konforlu yaşamasını engellediği gibi aynı zamanda yaşam süresini de kısaltıyor. Dolayısıyla bu kurallara çok uymak zorundalar. Ama çok piyasada speküle edilen durumlar var. Bazı kişiler çölyak değil, ona benzer bulguları var. Duyarlılık şeklinde onlarda, glutene duyarlılık şeklinde gidiyor. Onlar birazcık daha diyette esnek olabiliyorlar. Bu durumları birbirleriyle karıştırmamak lazım. Çölyak dediğimiz zaman kişinin bağırsakları glutenden dolayı hastadır. Çok sıkı diyet yapması gerekir ve bunu yaptığı zaman tüm bağırsak bulguları, diğer organlarla ilgili tüm bulgular düzelir. Bu kadar nettir. Hatta biz bazı çocuklar askere gidiyorlar, erkek çocuklarımız. Bunları diyoruz ki askere almayın. Peki diyorlar, biz bunun çölyak olduğuna ikna olmamız için endoskopi yapmamız lazım. Kan tahlilleri yapmamız lazım. Evet, buyurun yapın. Yapıyorlar, diyorlar ki her şey normal. Bunun askere alınmasına bir engel yok. Evet, tabii ki normal olması lazım. Ben ona çocukluğundan beri emek çekmişim, diyeti öğretmişim. Bütün testleri çölyakla ilgili negatifleşmiş, kan değerleri düzelmiş, tüm organlar, sistemler düzelmiş. Askerlik çağına. O zaman biz bunun diyetini bozalım, bunu ispatlayalım diyorlar. Bu çok ciddi bir insan hakları sorununa neden tekrardan oluyor. Tekrardan bütün yapılan düzeni bozup hasta etmek. Türkiye'de böyle bir sorun var. Güven sorunu var. Çünkü bu konular çok tartışmalı konular. Biz bunu askerlik çağındaki gençlerimizde yaşıyoruz. Yani glutensiz diye çölyaklar için bu kadar etkili. Yaptıkları zaman tüm sistem düzeliyor. Ama bunu yapabilmek, bu kadar çok hamur işini, ekmeği, tatlıları, börekleri seven ki ben bu de çok seviyorum. Bu kadar mutfak anlamında zengin bir olan, değil mi? Evet. Bu ülkede bunu sürdürmek gerçekten çok zor. Bu bir eğitim gerektiriyor. Özellikle çocuk hekimi olarak bütün aile bu tanı konduğu zaman herkes glutensiz beslenmeye başlıyor. Çünkü o çocuk kendini farklı hissetmesin. Karşısında diğer gıdaları yerken bu çocuk da özenmesin. Tabii bu arada ona sağlığıyla ilgili diğer gıdaları özenmeme konusunda, bunu kabullenme konusunda da eğitim vermeniz gerekiyor. Tabii ki aile burada son derece önemli. Bir de bu diyet hani bir ay, iki ay, üç ay değil. Ömür boyu günde en az üç öğün, ara öğünlerle beraber günde 5-6 öğün ömür boyu süren kuralları çok ciddi ve taviz verilmemesi gereken bir program diyeyim. Diyabetle yaşam konusunda
çok fazla bilinçlendirme çalışması yapılıyor. Evet. Kamu spotlarını görüyoruz. Hatta okullarda bile çocuklara bu konuda eğitimler veriliyor ki az önce bahsettiğiniz gibi çocuk kendisini diğerlerinden farklı hissetmesin diye. Yaşam kalitesini normal şekilde sürdürebilsin diye. Çölyak'la ilgili de bu tarz bilinçlendirme kampanyaları, çalışmaları var mıdır? Yapılmakta mıdır? Şimdi çok Çölyak'la ilgili çok fazla sayıda dernekler var. Önce oradan başlayayım. 2001'de Türkiye'de İlk çölyakla ilgili dernek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde o zaman ben doçenttim, benim odamda kuruldu. Ben bu yüzden Ege Üniversitesi'ne bu anlamda ev sahipliği yaptı, yer mekan olarak. Ben de iyi bir fanatik Ege Üniversiteliyim. Bunu büyük bir keyifle ve mutlulukla, gururla söylüyorum. İlk dernek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ege Çölyak'ta Yaşam Derneği olarak kuruldu. Ama şimdi 2015'e geldiğimiz zaman 14 yılda bu rakamdan çok daha fazla 20'ye yakın farklı kentlerde örgütlenmeler var. Ve bunlar o bulundukları çevreyi hem örgütlüyorlar hem organizasyonlar yapıyorlar. Ve bu arada geçen yıl ve bu yıl bir yürüme, bir de bisikletle ülkenin belli rotaları üzerinde giden çok önemli bir gönüllümüz var. Çölyaklı olmamasına karşın o gezdiği, dolaştığı, uğradığı her ilde, ilçede, tabii ki o bölgelerin dernekleriyle beraber bu şekilde bir bilgilendirme projesi var. Şu anda başlamış durumda Türkiye'de. Ankara'dan başlayıp İstanbul'da sona erecek, Antalya üzerinden, İzmir'den de gidilecek bir bisiklet turu şeklinde bu tür organizasyonlarımız var. Ama en büyük eksiğimiz kamu spotu. Ege Üniversitesi televizyonu olarak biliyorsunuz ben orada, evet, çocuklarla ilgili haftada bir gün salı günleri program yapıyorum. Orada böyle bir kamu spotu organizasyonumuz, düşüncemiz var. Şu ara benim akademik programım çok yoğundu. Bundan sonra sizin bu programınızın da verdiği enerjiyle hemen bu işe soyunalım diye düşünüyorum. Belki üniversitelerdeki grafik tasarım bölümlerinde, iletişim fakültelerinde çölyaklarla daha iyi iletişim kurabilmek için, yana bunu topluma duyurabilmek için çeşitli projeler yapılabilir aslında. Aslında bunu biz 2002-2003'te yaptık. Bizim iletişim fakültemizde çok güzel çalışmalar oldu. Onların yıllık Doğan Vakfı'nın sanırım ödülleri oluyor. Var, evet. Orada ödüller kazandılar. Ama bunları tabii tekrarlamamızda yarar var. Sürekliliğinin olması lazım değil mi? Evet. Evet Senem, teşekkür ediyorum. Bana yeni bir ufuk açtın bu anlamda. Estağfurullah hocam. Ne demek? Yani bizim de bu konuda bilinçli olmamız lazım. Öğrendiğimiz bilgileri çevremizle paylaşmamız lazım. Bu anlamda ben... Beraber de çalışabiliriz. Tabii ki bu tarz verilen mesajları önemsiyorum. O nedenle de üstüne basa basa tekrar etmek istedim. Diyete uyum sorunu dediniz. Tabii ki çocuklarda az önce sizinle arada sohbet etmiştik. Çocuklarda çok fazla problem yaşamıyoruz. Onlara öğretebiliyoruz ama erişkinler açısından diyete uyumda ne gibi problemler yaşanabilir? Çok ciddi sorunu var. Çünkü siz 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında neyse tanı aldığınız zaman birdenbire kalıyor insana. Peki ben şimdi ne yiyeceğim? Sanki hiçbir şey yiyemeyecek yılların gibi. Yılların getirdiği bir alışkanlık. Evet. Ağız tadı oluşmuş, beğeniler oturmuş. Halbuki çocuklarda öyle değil. Yani bebeklikte 1,5, 2, 3 yaş, 4 yaşa kadar filan, hatta 5 yaşa kadar tanı alanlarda çok ciddi sorun olmuyor. Orada annelerde, babalarda ve büyüklerde sorun var. Eyvah, bizim çocuğumuz onu yiyemeyecek, bunu yiyemeyecek. Halbuki çocuk açısından böyle bir sorun yok. Siz onu o kadar küçük yaşta nasıl eğitir, nasıl yönlendirirseniz o öyle gidecektir. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Erişkinlerin diyeti bozması, kaçak yapması çok daha kolay. Günler, aile toplantıları, iş gezileri, değil mi? Bunlar çok büyük risk oluşturuyor. Şimdi hem çölyaklı hem de çok fazla seyahat eden kişi sürekli çantasında glutensiz kurabiyesi, bisküvisi, ekmeği, en azından bunları taşımak zorunda. Sürekli her nereye giderse gitsin bunlarla bir arada olması lazım. Mesela çok ilginç şeyler oluyor. Bir aile yemeğine gidiyorsunuz. Biliyorlar sizin çölyaklı olduğunuzu. Tamam diyorlar. Biz yemekleri ona göre organize ettik, ayarladık falan diyorlar. Bir bakıyorsunuz biber dolmasının içerisinde bulgur olmuş oluyor. Bir bakıyorsunuz çorba yapılıyor. Bakın diyorlar, pirinç çorbası yaptık size. Yayla çorbası. İçinde meyhane var. Aa diyorlar filan, yani hani geleneksel oturmuş. Bakın diyorlar, köfte yaptık size. İçine ekmek ufalanır. Tabii ki kalıyor insanlar. Yani bu geleneksel yemek pişirme mutfağımız, Türk mutfağı glutensiz diyete çok uygun değil.
bazen geneli düşünüp içerikte takılabiliyoruz, atlayabiliyoruz. Yani, biz organizasyonlar yaptığımız zaman önce mutfaktan başlıyoruz. Hangi otel veyahut da lokanta olursa bir bakıyoruz. Oradaki aşçıyı eğitmeye çalışıyoruz. Aman sorun olmasın diye. Yani bakın diyoruz, ilk önce glutensizleri yapacaksınız. Yani o lokantada her bütün tezgah, her yer temizken glutensizler yapılacak. Çünkü siz orada unla uğraşmaya başlarsanız, buğday unuyla, o un uçucudur, havaya dağılır ve önce glutenlileri yapar, arkasından glutensizleri yaparsanız bulaş olur. Bu kadar basit bir şey. Yani o mutfaktaki aşçının bile eğitilmesi gerekiyor. Ben çok duyuyorum, bir akrabasına gidiyor insanlar, tekrar aynı örneği vereceğim çünkü çok gözden kaçıyor. Aa diyorlar, biz şehriye çorbası yaptık, tamam şimdi sana pirinç çorbası yapacağız diyorlar ve hemen orada un kavuruyorlar. Yani bu çok basit şeyler, çok dikkat edilmesi gereken. Mesela ızgara yiyeyim diyorsunuz, ekmek kızartılmadan emin olacaksınız. Ya işte dönen tavuk yiyeyim diyorsunuz. Tavuk iyice kıpkırmızı olsun değil mi? Albenisi olsun diye üzerine buğday unu serpilebiliyor. Veyahut da döner yiyeceksiniz, marka yemek zorundasınız. Aksi takdirde arasına hafif ekmek falan da katılabiliyor dönerin. Ağırlığı artırmak adına. Ya diyorsunuz ki et kardeşim yani. Ama hazırlanma sürecinde bir yerlerde girebiliyor. Çok basit. Alkollü içecekleri düşününüz. Onların ne işi var değil mi? Bir şarap düşününüz değil mi? Hadi bira, tamam. Bira, bira mayasından yapılıyor, arpadan yapılıyor. Onu düşünüyor insanlar. Türkiye'de daha henüz glutensiz bira yok ama yurt dışında, dünyada var. Şarap değil mi? Hayır, ona tat, lezzet verme işlemleri esnasında tak gluten giriyor. Ve firmalar, her firma güvence veremiyor. Aynı şey geleneksel içkimiz için de geçerli. Onda bile bir takım süreçlerde işlemler, Allah'ın vanilyası diyeceğim. Şimdi vanilya bitkisini koyuyoruz, bakıyoruz. Kardeşim bu bitkiden elde edilmiyor mu vanilya? Bu da glutensiz. Hayır. Vanilya bile glutensiz olmak zorunda. Çünkü hazırlanma, onun kıvamı, benzeri işleri anlamında hep araya un girebiliyor. Veyahut da glutenli bir ürün girebiliyor. Hayatın böyle her noktasında gluten var çünkü. Şöyle yaklılar gibi düşünmeye başladım. Eyvah, ben ne yiyeceğim? Söylediğiniz her şeyde insan dikkat ediyor. Gerçekten enteresan. Peki bir çölyaklının glutensiz diyetine örnek verebilir miyiz? Bir günü nasıl doldurabilir mesela? Hiçbir un olmayacak, buğday, arpa olmayacak. Ne yiyecek? Şimdi meyve ve sebze yoğun bir... Meyve, sebze de sorun yok. Yani onlar pür, hiçbir şey karışmadan çiğ meyve, sebzede sorun yok diyelim. Süt ve peynirde de bir problemimiz yok. Bir problem yok. Etlerde bir problem yok. Ama hiçbir şey karışmamak, yani soslar üzerine kızartmak için bir takım katkılar olmadığı sürece tavuktur, balıktır, ettir. Bunlarda hiçbir sorun yok. Altını çizeyim, baklagillerde de sorun yok. Nohutta, fasulyede, mercimekte, ama bunlar pişirilirken bir şekilde meyane ve benzeri katkılar yapılırsa o zaman glutenli olabiliyor. Yoksa sebze, meyve, etler ve baklagillerde sorun yok. O zaman mısırda yok. Bir şey yok. Gayet geniş bir tabii yiyecek geniş. Yelpazemiz mısırda var. Yok. Pirinçte yok. Soya da yok. Doğal bunlar, patates mesela, bunda herhangi bir şey yok. Ama siz patatesi soslar öyle kızartırsanız sorun orada başlıyor. Bunların pür, doğal, hiçbir şey karışmadan hazırlanması gerekiyor. Şimdi sabah en önemli sorun aslında ekmek. Büyükşehir belediyelerimiz ve kendi belediyemiz, ben de çalıştım o projede, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ekmeği var. Yani şu anda farklı lezzetlerde ekmekler var. İthal ekmekler var. Tabii bunların fiyatları piyasada çok pahalı. En ucuz ekmek İzmir kentinde. Aynı glutenli ekmek ne fiyatsa glutensiz de aynı fiyatta. Ama bir ithal ürün almaya kalkarsanız 10 katı filan. Tabii. Yani bir kilo glutensiz unun fiyatı 25 lira filandı. Ama şimdi bu dövizdeki oynamalar dolayısıyla 30-40 lira arasına girdi. Düşünün normal bir unla arasındaki fiyat farkını. Dolayısıyla bu ekmeklerden alabilirler veya ekmek makinesinde kendileri yapabilirler. Türkiye'de ucuz yerli glutensiz un var.
Yerli ekmeklerimiz var. Bunların hepsine alternatiflerine internette de ulaşabilirler. Marketlerde de ulaşabilirler. Üzerinde glutensiz logosu olan ürünlerde herhangi bir sorun yok. Ekmeğini aldığı takdirde yumurta, peynir, özellikle kaşar peynirinde marka yemek zorundalar, devreye girebilir. Bazen beyaz peynirde bile çölyaklılar. Çünkü gıda sanayi çok farklı. Gluten hem miktarı arttırmak hem raf ömrünü uzatmak anlamında da gıda sanayinde kullanıyor. Burada sorun başlıyor. O. Yani markete gittiğiniz zaman raf ömrünü uzatma adına sadece unlu gıdalar değil başka gıdalarda da olabilir. Kahvaltıda dolayısıyla ekmeği olmak koşuluyla sosis, salama ve sucuğa uzak duracak. Çünkü bunların glutensiz olması lazım. Karışmayan, bu şekilde kendini ilan eden firmalar var. Onlar olabilir. Sebze yemekleri meyane olmadıktan sonra etli hiçbir sorun yok. Yoğurtta bir sorun yok. Meyve sebzede bir sorun yok. İkindi böyle hafif bir atıştırma olursa glutensiz unla yapılmış olan börektir, kektir, onlar olabilir. Meyve suyu benzeri içiyorsanız bile doğal meyve suları veyahut da siz kendi sıktığınız meyve suyunu kullanmanız lazım. Akşam öğününde de benzer şekilde olabilir. Burada en önemli şey ekmek ve yiyeceklere bir şekilde soslu benzeri şeylerle buğday ununun karışmaması. En önemli nokta. Sizin bu anlattığınızdan benim hayal ettiğim kadarıyla şu an bir market rafında ne kadar ürün varsa aynı ürünün bir de glutensiz çeşidinin yapılması lazım. İşte bu bisküviden tutun diğer farklı ürünlere aklınıza kadar. Aklınıza ne geliyorsa aklınıza çikolata. Ne gelirse, evet. En çok speküle edilenlerden. Mesela gofret. Mesela dondurma yiyeceksiniz. Düşünün dondurma külahını. Onun bile glutensiz olması lazım. Nescafe. O işlemler yapılırken gene giriyor arada. Onun da glutensizinde olması lazım. Kahvenin bile. Tabii kesinlikle. Bayağı dikkat edilmesi gereken marka, ama aslında niş doğal, bir sektör değil ne mi? Ne kadar pahalı ürün varsa onu tüketmesi lazım. Ben bir iki çocuğu da çölyaklı olan bir babanın şu haykırışından birden uyanmıştım. Ya hocam bu nasıl bir problem dedi. Benim iki çocuğum da çölyak ve bunların ürünleri çok pahalı. Bu dedi zengin hastalığı, ben bunun altından nasıl kalkacağım dedi. O yıllarda. Ama şimdi yavaş yavaş yerli sanayi işte ülkenin özel ekonomik krizleri, dünyanın krizleri filan ama buna rağmen yavaş yavaş yatırım yapıyor. Küçük işletmeciler var. Onlar her türlü glutensiz alternatifi geliştirebiliyor. Yani Türkiye bu açıdan aslında inanılmaz destek verdi. Yani ben 2001 yılında ilk derneği Türkiye'de kurup bu işin bayraktarlığını yapıp medyaya tanıttıktan sonra 2015 Türkiye'sine geldiğim zaman kendi gözümle bu alanda yapılan değişiklikleri ve gelişmeyi görme şansına sahip oldum. Yani yaşarken inanılmaz bir gelişimin olduğunu gördüm. Bu yüzden bu ülke adına da çok iyimser oldum ben. Dedim ki bakın bu konuya bile sanayi, küçük işletmeciler katkıda bulunabiliyorlar. Pek çok girişimci çıktı. Çocuğu çölyaklı olan hanımlar iş sahibi oldular. Glutensiz üretmeye başladılar. Tabii ki bu üretilen ürünlerin muhakkak TÜBİTAK'tan, Tarım Köyüşleri Bakanlığı'ndan ruhsatlı, güvenilir ve üzerinde glutensiz yazan ürünler olması lazım. Dinleyicilerimizin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki bu kadar önemli olan glutensiz diyete bir direnç olabiliyor mu vücutta? Çok küçük bir grup çölyaklı olmasına karşın çok güzel bir soru. Evet, cevap alamayabiliyoruz. Bunlar çok ciddi tablolarla karşımıza geliyorlar. Hatta kemik iliği nakline dahi gidebiliyorlar. Böyle çok küçük bir grup var Allah'tan bu. Genelde bizim gördüğümüz glutensiz diyete çok hızlı, çok güzel yanıt veriyorlar. Yani şöyle diyeyim. Çocuk olsun, erişkin olsun. 3 ay sonra o kişiyi tanımayabilirsiniz. Cildi değişir, gözlerinin pırıltısı artar, hayata bakışı değişir. Çünkü o glutenle ilgili sorunun olduğu dönemde içe dönük, depresif, mutsuz olan kişi üretken, dışa dönük, hayat dolu olabilir. Yüzünün, teninin renginden, vücudunun almış olduğu sağlıklı görüntüden tanıyamayabilirsiniz. Şişman kişiler de var çölyak tanısı alan. Obez olanlar da var. Onlar kilo veriyorlar. Zayıf olanlar kilolarını
gıdalarını normal hale getiriyorlar. Yani glutensiz diyetle çölyaklı bir kişi tamamen sağlıklı, fit bir görünüme ulaşıyor. Şimdi glutensiz diyet bu kadar önemli diye bahsediyoruz ama bunun dışında mesela kişilerin özellikle dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Yiyeceklerine dikkat ettiler ama düzenli sağlık taramasından geçmesi gerekiyor tabii. Bunun dışında tabii. Bunu destekleyen... yani farkında olmadan kaçaklar olabilir. Aileler yaparken konuştuğumuz gibi ev içinde bile olsa bazen alışkanlıklarla hatalar olabilir. Onun için bunları biz belli aralıklarla kontrol ediyoruz. Özellikle çocukları büyüme ve gelişme çok önemli olduğu için ilk aylarda aylık, sonra 3 aylık, sonra 6 aylık ve sonra yılda bir kere şeklinde o diyete alıştıktan sonra, eğitimi tamamlandıktan sonra arayı açabiliyoruz. Yılda bir kere en azından bulaş var mı yok mu, çölyakla ilgili özel serolojik testlerin yapılması anlamında. Bir de çocukların büyüme ve gelişmesi tatminkar mı, doğru mu gidiyor? Bunların değerlendirmesi açısından kontrol edilmesi lazım. Bir de ağızdan giren her şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle haplar, tabletler. Bu çok önemli. Özellikle bunu vurgulamak için size sormuştum soruyu. İlaç, düzenli ilaç kullananlar olabilir çölyak hastalarında. Tabii ki. Onlar nelere dikkat etmelidir? Yani en azından bir basit enfeksiyon esnasında antibiyotik alırken bile benim hep söylediğim, lütfen firmaların danışma telefonlarını arayınız. Size bir garanti vermekten sonra kullanmayınız. Hap ve tablet sanayinde az kullanılmış olmasına rağmen risk var. Şuruplar en güvenilir, iğneler en güvenilir. Bu yüzden biz çölyakları ciddi problemlerinde iğne şeklindeki ilaç kullanıyoruz. Vitaminleri özel, her türlü vitamini yazamazsınız. Üzerinde glutensiz yazan vitaminleri kullanmaları gerekiyor. Bazı kişiler ve özellikle çocuklar mesela diş macunlarını yutabiliyorlar. Değil mi? Ağızdan gelen her şeye dikkat etmemiz gerektiğine göre glutensiz diş macunu olması lazım. Bazı firmaların üzerinde bu uyarı var. Bazıları da güvence veriyorlar. Dudaklarını çok emen ve ruj kullanan hanımların en azından buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ama duş jeliydi, şuydu, buydu, bunlar biraz abartılı bir sektör de var. Onu da belirteyim. Ağızdan giren şeylere dikkat edelim. Ama yani güneş yağımız da yok efendim, şampuanımız da, bunları yutmuyorsunuz, yemiyorsunuz. Bunlar glutenli olabilir diyeyim. Şimdi sizin bu kadar uyarınızdan sonra benim aklıma şöyle bir şey geldi. Kişi farkında olmadan kaçak yaptıysa, glutensiz diyetine rağmen bir kaçağa maruz kaldı ya da farkında olmadan yedi. Nasıl bir tepki ya da semptom ortaya çıkıyor ki siz özellikle üzerine basa basa vurguluyorsunuz? Aman dikkat, aman dikkat çölyakları için. Şimdi kişiler farkında olmadan glutenli gıda almışlarsa hemen anında bir bulgu çıkması gerekmiyor. Bazen hiç bir bulgu da çıkmayabiliyor. Farkında da olmuyorlar veya çok hafif yakınmalar oluyor. Bunları birleştirmiyorlar o kaçaklarla. Onun için biraz önce söylediğimiz gibi belli aralıklarla bunların testlerinin yapılması gerekiyor. Tabii bu çok zor bir diyet. Ben çok kısa süre içerisinde çölyaklılar için farklı diyet dışı alternatifler, şu anda dünya çalışıyor. 2008 ekonomik krizinden dolayı biraz yavaşlamıştı ama tekrar bunlar başlayacak. Hiç olmazsa bu kaçaklara göz yumulabilecek bir seviyeye gelmesi önümüzdeki 5 yıllık süreçte gündemde diye düşünüyorum. Hiç olmazsa çölyaklar her an gluten, bunu düşünmeden, tamam gene glutensiz beslenecekler. Ama günlük rutin içerisinde normal bir olaymış gibi. Yani bir seyahate gittikleri zaman bundan huzursuz olmuyor. Eyvah ben ekmeğimi unuttum. Eyvah ben krekerimi unuttum. Ben şimdi ne yapacağım? Paniği olmadan yaşayacak bir düzeye önümüzdeki 5 yıl içinde maksimum diyorum 10 yıl içinde geleceklerini düşünüyorum. Bu güzel haber için teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir müzik arası verelim tekrar. Sonrasında sizin dinleyicilerimize tavsiyelerinizle programımızı bitireceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, çölyak hastalığı ve glutensiz diyetle ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bir şey sormak istiyorum. Yıllarca hiç tepki vermeyebiliyor dediniz. Kişi çölyaklı olduğunu anlayamayabiliyor. Tabii 20 sene, 30 sene sonra çıkıyor. Ne oluyor da yoldan çıkıyor? Bir şeyler oluyor bir anda ama ne oluyor? Şimdi girerken söyledik, genetik bir hastalık. Doğuştan buna yatkınlıkla doğuyor insanlar. Ama hani yatkınlık genlerini çok ikiye falan indirdik ama o kadar çok etkileyen gen var ki... Dün
bu kongrede de konuştuk. Hani bir çalışma yapabilir miyiz diyerekten. Genetikçilerin ben bu kadar aciz kaldıkları bir konu görmedim hiç hayatımda. Çünkü o kadar çok gene etkiliyor ki. Şimdi tamam, kişi buna yatkınlıkla doğuyor. Belli bir doku grubundan olmak gerekiyor. En önemli risk bu. Arkasından glutenle karşılaşması gerekiyor. Yıllarca karşılaşıyor. Bir şey olmuyor. Bir gün bir şey, birden pat diye çıkıyor. Saptayabildiğimiz kadar. Pek çok hastalıkta bu böyle. Gebelik, işte trafik kazası, ameliyat geçirme. Yani vücudun genel sistemini bozan, çok ciddi strese yol açan süreçler bunu tetikliyor diyoruz. Ama bebeklerde ne oluyor? Bebeklerde de mesela bir viral ishal oluyor çocuk. Bir enfeksiyon geçiriyor. Bunlar genelde hani böyle genetik yatkınlığı vardı ama hiçbir şikayet de yoktu. Pat diye birdenbire o genetik yatkınlığı hastalığa dönüştürebiliyor. Tam da çözebilmiş durumda değiliz. Ne zaman, bunları. Nerede kendini göstereceği, ortaya çıkacağı belli olmayabilir. Evet. Az önce programımızın ilk bölümünde bahsetmiştik çölyak hastalığı ile ilgili diğer organlara etkisi nasıldır diye. Şimdi isterseniz orada yarım kalan diğer pek hastalıklara ve sisteme devam edelim istiyorum. Çünkü az önce aramızda sizinle konuştuk. Kitabınızda da bununla ilgili görseller var. Ege Üniversitesi Halk Kitapları içerisinde glutensiz yaşam ve çölyak hastalığı ile ilgili çok güzel bir kitap. Onu özellikle rektörümüzün de direktifleri doğrultusunda ilkokul mezunu birinin de anlayabileceği şekilde yazdı. Son derece faydalı. Dolayısıyla buradan dil açısından bir... evet, hiç kimse korkuya kapılmasın. Okuma yazma bilen herkesin anlayabileceği tarzda yazılmış olan son derece renkli, okuması kolay kitaplar şeklinde. Orada da bu çölyağın yansımış olduğu hastalıklara baktığımız zaman ciddi problemler olduğunu gördük. Obeziteyi etkilediğini, evet, gördük. Sinir sistemi üzerinde, özellikle beynimiz üzerinde çeşitli etkileri olduğunu gördük. Bunun dışında dikkat eksikliğiyle ilgili problemler olduğunu, evet, evet, gördük. Çok moda. Otizmle ilgili, evet, çeşitli sonuçlarının olduğunu gördük. Eklem ağrıları olduğunu gördük. Bunları toparlayarak kısa kısa bize aktarabilir misiniz? Ne gibi etkileri var çölyağın? Ciddeki bulgular bir çölyağa özgü bir acayip, hani sulanan, kaşınan bir farklı tablo var. Şimdi yeni terminolojide onu biraz çölyak hastalığının içinde değil de o başlı başına ciddi bir hastalık halinde değerlendirmeye başladık. Ama buna rağmen benim bu tür hastalarım var. Ege Üniversitesi'nin dermatologları da bu konuda son derece dikkatliler. Dirseklerinde, dizlerinde kaşıntılı, geçmeyen, pürtüklü lezyonlar. İllaki sedef hastalığı gibi değil de sedef hastalığıyla da birlikte olabiliyor çölyak. Bu tip adı konmamış, bu tür adı konmamış problemlerde araştırıp bize gönderdikleri çocuklar var. Kas ağrıları, eklem ağrıları adlandırmamış, devamlı oluyor, geçiyor. Bunlar da bizim muhakkak bakmamız lazım. Erişkinlerin çok ciddi sorunu, irritable, bağırsak hastalığı, bir ishal, bir kabız karın şişliği falan. Bunlarda çölyak var mı yok mu diye bakmamız lazım. Çünkü dörtte biri, beşte biri bunların, literatür böyle, batılıların verileri böyle, çölyak da olabilir. Çölyak kabızlıkla gelebilir. Ben dünkü konuşmamda bir slaytım şöyleydi. Çölyak sadece zayıflamış, ishalli çocukların değil, obez, şişman, kabız çocukların da sorunudur şeklinde vermiştim. Kabızlık da olabilir. Herkesin belirtileri farklı olabilir. Özellikle 5 yaştan sonra ishalin görülmeyeceğini ilk bölümde de söylemiştim. Sinir sisteminde çok ciddi şeyler yapıyor. Mesela şizofreninin altında bile araştırmaya başlıyoruz. Periferik sinir uçlarıyla, yani sinir en uçtaki sinirlerimizle ilgili problemler, bunu hekimler de fark etmiyor. Kişi de ne olduğunu anlayamıyor. Böyle beceriksizlik, bir ellerde sadece bununla ilgili bir takım özel tetkikler yapınca ortaya çıkan problemler var. Bunlar kalıcı da olabiliyor geç tanı alırsa. Örneğin İngiliz kraliyet ailesinden Kent Düşesi Catherine var. O çok çölyakla ilgilenen kişilerin bildiği bir kişidir. Çünkü bu kadıncağız kraliyet ailesinde, dünyanın en önemli ailelerinden birisinde, yıllarca tanı alamıyor. Neden? Periferik sinirler dediğimiz sinir uçlarındaki değişikliklerle giden bir çölyak. İshal yok filan, çok zor tanı alabiliyor. Dolayısıyla sinir sistemi de bu açıdan etkilenebiliyor.
Yok yok çölyak. Otizme de etkisi var dediniz. Otizmde evet, kazein sütsüz, kazeinsiz diyetinin yanı sıra bazı çocuklarda glutensiz diyet de etkili olabiliyor. Çünkü gluten aynı zamanda beyin metabolizmasında da yer alabiliyor. Ama her otistik çocuk da glutensiz beslenecektir. Her otistik çocuk olabilir, çölyak olabilir diye bir şart yok. Ama ben gene de otistik çocuklarda sıkı glutensiz diyetin denenmesinden yanayım. Şansı varsa onu kullansam, ama bunların hepsi çölyaklıdır anlamına gelmiyor. Ama bizim çocuk hekimleri olarak her koşulda araştırmamız gereken bir başlık var. Boy kısalığı. Eğer çocuk yaşıtlarına göre kısa boylu kalıyor, aile diyor ki 2 yıldır aynı pantolonu giyiyor, bir kısalmadı, küçülmedi. Biz boy kısalığıyla bir çocuk kapıdan içeri girdiği an onda çölyak bakıyoruz. Down sendromu dediğimiz çocuklar kapıdan içeri girdiği an çölyak araştırıyoruz. Tip 1 yani çocukluk çağına özgü şeker hastalığı dendiği an çölyak bakıyoruz. Bunlar asla atlanmaması gereken, tüm çocuk hekimlerinin muhakkak araştırması gereken durumlar. Diğer hastalıklarda hani geçmedi, uzadı, adı konmadı filan, o zaman düşünün diyoruz. Ama biraz önce sıraladığım başlıklarda kapıdan içeri girdiği anda çölyağı araştırmamız gerekiyor. Son olarak dinleyicilerimize bir tavsiyeniz var mıdır? Çölyakla yaşam ve glutensiz yaşamla ilgili. Öncelikle bu fırsat için sizin üzerinizden daha farklı kitlelere ulaşma şansım olduğu için size teşekkür ederek sözlerimi izleyicilerimize ve çölyaklara yönlendirmek istiyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet, çölyak evet önemli bir sağlık sorunu, ama hekimler tanıdıktan sonra hiç abartılmayacak eyvah ben nasıl yaşayacağım, ne yemek, ne yiyeceğim sorularının akla gelmemesi gereken tamamen farklı bir yaşam biçimi, daha sağlıklı bir yaşam biçimi de olabilir. Sağınızda solunuzda böyle hazır, çok katkılı, farklı teknolojilerle üretilmiş gıdalardan uzak durduğunuz için daha sağlıklı bir sürece de kavuşabilirsiniz. Dolayısıyla çölyak önemli bir sağlık sorunu olmakla beraber sağlıklı yaşama kavuşmak, normal insanlar gibi yaşam süresine sahip olmak adına tanı konması gereken çok önemli bir tıbbi sorun. Ama diyete şu anki 2015 dünyasında sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. Ama önümüzdeki yıllarda çok farklı tedavi olanakları çıkacak. Özellikle çölyaklı erişkinlerimiz, çocukları çölyaklı anne babalar veyahut da anneanneler, babaanneler, dedeler, lütfen bunu bir üzüntü konusu haline getirmesinler. Onların da yiyecek bütün alternatifleri ülkemizde var. Ülkemizde bu açıdan bilinç, bilgi giderek yükseliyor. Ben 14 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gören bir insan olarak çok umutluyum. Sağlıklı, glutensiz günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, bugün gerçekten aslında çok az bilgiye sahip olduğumuz önemli bir konuyu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sema Aydoğdu ile konuştuk. Hocamıza vermiş olduğu bilgiler ve bu bilinçlendirmeye yönelik detaylar için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şevki Çetinkalp olacak. Hocamızla diyabet yani şeker hastalığı hakkında konuşacağız. Sorularınızı program gününe kadar senem.yilmaz@yaşarodu.tr adresine gönderebilirsiniz. Sunucunuz ben Senem Yılmaz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kariyerinizi, sağlıklı yaşamanızı diliyoruz efendim. İyi günler.